hisse senedi piyasaları Amerika tarafından gelen bilançolara odaklanmış durumda ekonomide hane halkı finansal durumuna ve maliyet baskıları eşliğinde şirketlerin gelir tablolarına dair birçok endişenin hüküm sürdüğü dönemde fiyatlamalar ve açıklamalar olumlu tarafta görünüyor. Olumlu gelen finansalların yanı sıra birçok şirketten gelen açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde oynaklık yaratır durumda ve şirketlerin yılın kalanı ile ilgili beklentileri gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Avrupa tarafında hisse senedi endeksleri dün alıcılı kapanış gerçekleştirdiler. DAX endeksi %2.69 yükseliş kaydederken, Eurostox endeksi %2. 15 FTSE 100 endeksi ise %1.01 artış gösterdi. DAX endeksinde dün değer kaybıyla günü kapatan herhangi bir sektör bulunmadı. Takdirsel tüketim sektörü %4.22 ile günün en sert yükselişini kaydeden sektör olurken, altyapı %4.1, sağlık ise %3.26 ile onu takip etti. Amerika tarafında şirketlerin bilanço açıklamaları etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Apple tarafından faaliyet giderleri hakkında yapılan olumsuz açıklamalar moralleri bozsa da, dün net bir toparlanmayla karşı karşıya kalındı. Dün açıklanan bilançolardan Johnson Johnson beklentilerin üzerinde bir hisse başı kar rakamı açıklamayı başardı. Fakat beklentilerdeki aşağı yönlü revizelerden dolayı satış baskısından kurtulamadı ve günü %1.57 değer kaybıyla noktaladı. Şirket dolar endeksindeki güçlenmenin kendilerini negatif etkilediğini belirtti. Teknoloji tarafında ise IBM ve Netflix finansalları karşılandı. IBM tarafında gelirler beklentinin üzerinde açıklandı fakat karlılık ve nakit akışı tarafında beklentiler karşılanamadı. Şirket dolar endeksindeki artışların karlılık ve gelir kalemlerinde baskı unsuru olduğuna değindi ve şirket açıklama sonrasında %5.25 değer kaybetti. Netflix tarafında ise beklentilerden daha düşük bir üye kaybı yaşanması şirketin seans sonrası işlemlerde %8 yükselmesini sağladı. Şirket yaptığı açıklamada dolar endeksinin karlılık tarafında baskı yarattığına dikkat çekti. Bilançoların gündemi oluşturduğu günde S&P 500 endeksinde değer kaybeden bir sektör görülmedi ve endeks günü %2.76 değer kazancıyla noktaladı. Nasdaq Teknoloji Endeksi %3.11, Dow Jones Endeksi ise %2.43 artış gösterdi. Dolar G10 para birimlerine karşı dün değer kaybederken, yata ekside değer kaybı yaşayan tek para birimi Japon yeni oldu. Norveç Kronu %1.8 değerlendi ve Dolar Norveç Kronu 10-10 seviyelerinden 9.88-80 seviyelerine kadar geriledi. 9.86-55'te yer alan Fibo desteği ve sonrasında 9.72-78 seviyesinde Bollinger Altman'da destek olarak izlenmeli. İsveç kronu %1.65, Avustralya doları %1.28 primlenirken Avustralya doları dolar paritesi 0.69.12'ye kadar tırmandı. 0.68.40 destek olarak takip edilmeli. 0.69-13 aşılırsa 069 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalama gündeme gelebilir. Euro-Dolar paritesi ise ECB tarafından 50 bas puan artışın %50 üzeri ihtimalle piyasada fiyatlanmasıyla yükselişe devam ediyor. Euro-Dolar paritesi 1.02.69'a kadar yükseldi. Seans sonunda da %0.8 primli işlem gördü. 1.02.95'te yer alan kısa vadeli ortalama direnç olacaktır. Aşılırsa 1.04 ve üzeri test edilebilir. Geçtiğimiz hafta 109.30'a yükselen dolar endeksi 106.4 seviyesinde ne kadar geriledi ve %0.6 düşüşte işlem görüyor. 106.2 seviyesindeki destek test edilebilir kırılırsa 105-15 gündeme gelecektir. Zayıf seyri devam eden spot altın 1711 dolarla %0.1 primli durumda. Daha hızlı ve daha fazla faiz artışı piyasaların hala ağırlık verdiği ihtimal durumunda ve getirilere yönelim devam ediyor. Dolardaki talep azaldığında 1750 dolar aşılmadan yükseliş beklenmemeli. Sonrasında ise 1769 dolar seviyesi aşılmalı. Amerikan hazine tahvilleri güne alıcılı başladı. Sonrasında ise dolar endeksinde zirvelerden çekilmelerin devamı ve endekslerde yükselişin sürmesi çıkışı sürdürdü. Risk algısındaki toparlanma 10 yıllık getirileri %3.03 seviyesine yükseltti. Almanya 10 yıllık getirileri de yükseldi ve seviye %0.6'ya aştı. İngiltere 10 yıllık getirileri 5 ila 6 bas puan yükselerek %2'yi aştı. Türkiye 10 yıllık getirilerde ise gerileme görüldü ve %11.12 seviyelerinde yer aldı. 2 yıllık getirilerde %8.36 seviyelerinden fiyatlandı. Türkiye 5 yıllık risk primi ise 850 ila 855 ile en yüksek seviyelerinde yer almayı sürdürdü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.